Günaydın. 19 Mayıs 2022 Perşembe bugün. Monster TV'de bir güne bakış programıyla karşınızdayız. Ve elbette programa başlamadan, haberlere geçmeden önce bugün dedik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız herkese kutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz. Hemen geçelim haberlere. Çok önemli haberler var. Özellikle sevgili seyirciler ekonominin röntgenini zaman zaman bağımsız, özgürce konuşan ekonomistler, hocalar çekiyorlar. Söylüyorlar, uyarıyorlar, anlatıyorlar. Dinleyen var mı? Yok. İktidardan bahsediyoruz elbette. Gerçekleri kabul eden var mı? Yok. Yine böyle seri, çok basit madde madde bakın Ekonominin röntgenini bu kez kim çekti biliyor musunuz? Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Profesör Şenol Babuşçu aynı zamanda Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı. Evet. Cumhuriyet Gazetesi röportajımdan başlıklar diyerek sosyal medya hesabından da o ana başlıkları ekonominin içinde bulunduğu o sıkıntılı o kriz durumunu özetleyen dedik ya röntgenini çeken e, Madde madde paylaşımlar yaptı. Şöyle diyor. Enflasyonun Ekim ayında 3 haneyi görme olasılığı yüksek. Firmalar ve bireyler ekonomik ortamdan önümüzdeki dönemde olumsuz olarak daha fazla etkilenecekler. Kura müdahale ederek kontrol altında tutmak uzun vadede mümkün değildir. Enflasyonla mücadele edilmemektedir. Bakın bu madde benim çok dikkatimi çekti. Enflasyonla mücadele edilmemektedir. Politikasızlığın da bir politika olduğunu kabul edersek bir maliye politikası ve bir para politikası vardır. Devam ediyor Şenol Babuşçu. Vatandaşın enflasyonunun açıklanan enflasyonun çok üzerinde olduğu bir gerçektir. Bu da TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını bir de Şenol Babuşçu söylemiş oluyor. Asgari ücretliler, emekliler, memurlar ve işçiler enflasyonun altında ezilmektedir. Ekonomi yönetimi sorunları küçümsediği ve geçici gördüğü için ciddi ve kalıcı önlem almamaktadır. Buysa sorunlarımızı daha da büyütmektedir. Evet çok net müthiş bir özet sevgili seyirciler. Bugün neden bu haldeyiz diye sıradan bir vatandaş sorduğunda aslında cevapları madde madde Profesör Şenol Babuşçu yazmış, anlatmış, özetlemiş. Çok kritik uyarılar aslında uzun süredir yapılıyor sevgili seyirciler. Bundan 2 yıl önce de, 3 yıl önce de, 5 yıl önce de ekonomik kriz bu kadar derinleşmemişken Ekonominin uzmanları iktidarı en uygun dille tablonun bu kadar kötüleşeceği yönünde uyarıyordu. Fakat o zaman da kapı duvardı. O zaman bile krizin adını söylemek hainlik olarak değerlendiriliyordu sevgili seyirciler. Biliyorsunuz dolar 10 TL olacak diyen gazeteciler ve ekonomistlerle ilgili soruşturma bile başlatılmıştı. Bugün dolar 16 TL oldu bütün müdahalelerine rağmen iktidarın bakın bütün müdahalelerine rağmen 16'dan aşağıya 15'ten aşağıya bir türlü düşüremiyorlar doların yükselişini. Evet devam edelim şimdi bir yine iç karartan ve korkutan haber o da elektriğe zamla alakalı. Elektriğe %100 zam yolda çok çarpıcı bir iddia. O iddia CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan geldi. Şöyle diyor Özgür Karabat. Benzine yılbaşından bu yana yapılan 18. zamla birlikte litre fiyatı 24 TL'ye çıkacak. Devletin vatandaşını koruyacak gücü maalesef kalmamıştır. Enerji maliyetleri doğrudan yansıtılıyor ama en büyük zam elektriğe gelecek. AKP eğer elektrik zammını memura ve emekliye daha fazla enflasyon farkı vermemek için Temmuz ayına bırakırsa bu zammın oranı %100 değil, %150 dahi olabilir. Buradan tüm vatandaşlarımızı ve yatırımcılarımızı uyarmış olayım diyor CHP'li vekil. Dedik ya uyaran uyarana. Uyarılar var aslında. Bundan öncesinde de vardı. Bu tabloyu birebir özetleyen, anlatan e, kehanet değildi bunlar. Bilim insanları vardı, ekonomistler vardı, sevgili seyirciler. Fakat bugün bu tablo geldi, çattı. Yani göstere göstere, e, seyrede seyrede insanlar Türkiye'deki vatandaşlar ne yazık ki bu ağır şartlar altında eziliyorlar iktidarın başarısızlığı yüzünden. Şimdi Son dönemde gündeme gelen Sadat var biliyorsunuz. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ani bir hamleyle Sadat'ın önüne gitmesi, basması diyelim ve seçimin güvenliğine dair çok önemli iddialar ortaya atması haliyle gündemi belirledi. Yani gündemi Erdoğan değil muhalefet belirlemiş oldu. Bakın Erdoğan ne cevap verdi? şöyle bir cevap verdi. Buna Sadat'ı da sattı diyenler var. Benim Sadat'ın ne kurumlarıyla ne yöneticileriyle uzaktan yakından en ufak bir alakam yok dedi. Bunun üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafla bir fotoğrafla Erdoğan'ın bu sözünü yalanladı ve şöyle yazdı. Erdoğan Sadat'la alakam yok demişsin. Tanıştırayım. Devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi Sadat'ın kurucusu, silah tüccarı, başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu baş danışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette orada o masada oturanlardan biri Adnan Tanrıverdiden bahsediyor. Yani Sadat'ın kurucusu Erdoğan'ın da benim alakam yok uzaktan yakından en ufak bir alakam yok dediği kurumun kurucusu çok özel bir toplantıda baş köşede. E tabi CHP durur mu Erdoğan tanımıyorum alakam yok deyince Erdoğan imzalı resmi belgeyi de paylaştı. CHP sözcüsü Faik Öztürak o belgenin tarihi Ekim 2018. Erdoğan, Sadat yöneticileriyle yakından uzaktan ayakam yok demiş. Kendine bağlı güvenlik ve dış politikalar kuruluna yine kendi imzasıyla atadığı ilk isme bir baksın. İmzasını inkar eden aslını da inkar eder diyor Faik Öztrak. Mecliste CHP'nin Sadat araştırılsın önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Her zaman olduğu gibi. Neden acaba reddediliyor? Neden bunca iddia varken araştırılmasını istemiyor muhalefet? Çok basit bir soru soruyoruz değil mi sevgili seyirciler? E bırakın araştırılsın. Zaten ülkenin Cumhurbaşkanı benim Sadat'la, kurumlarıyla, yöneticileriyle bir alakam yok diyor. E tamam o zaman... E, Varın araştırılsın o zaman. Varsa bir suç, varsa bir illegal durum, varsa eğer CHP liderinin iddia ettiği gibi bir durum, seçim güvenliğine dair, paramiliter bir yapılanmaya dair varsa her şey ortaya çıksın ama klasik her zaman Türkiye'de son dönemde yaygınca olan bir şey muhalefet bir öneri getiriyor meclise, AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. Araştırılmasın deyince siz ne anlıyorsunuz? Demek ki diyorsunuz var ki bir şeyler kurcalatılmasını istemiyorlar. Neden? Kurcaladıkları zaman acaba işin ucu nereye dayanacak? Şimdi geçtiğimiz e, günlerde bu güldür güldür şovda bir sahne çok konuşulmuştu. Sosyal medya yıkılmıştı. Yandaş gazetelerle alakalı, havuz gazeteleriyle alakalı, tuvalet kağıdı, pahalı olunca o sketch'te ne denmişti şu gazeteleri bari tuvalet kağıdı olarak kullanalım denmişti özetle. Bunun üzerine bizim bu programımızı seyreden e, bir seyircimiz sağ olsun e, bir kendisi de bir haber iletti. Benimle iletişime geçti. E, yer Bursa ve bakın bugün o tuvalet kağıdı olsun denilen havuz gazetelerinden biri Hürriyetle alakalı bir haber var. Burası Bursa Kent Meydanı AVM. Bir seyircimiz paylaştı bu fotoğrafları. En alt kata Demirören Dinlenme İstasyonu diye bir yer yapılmış. Oturmak için banklar ve bedava Hürriyet gazetesinin dağıtıldığı büyük bir stand kurulmuş. Seyircimiz aynen şöyle anlatıyor. 1 saat 15 dakika burada durup özellikle gazeteye ilgi var mı yok mu bir gözlem yaptım. Oradan geçen oturan yaklaşık 500 kişiden tek bir kişi bile bu bedava Hürriyet gazetesini alıp okumadı. Evet gazetelerde ülke gerçekleri olmayınca halkın sorunları, problemleri, gerçek problemleri o hayat pahalılığı olmayınca o gazeteler ne yazık ki maalesef ve maalesef kağıt parçasından öteye gidemiyorlar sevgili seyirciler ve halk da zaten bu şekilde muamele ile karşılığını veriyor. Bedava olan gazeteyi bile eğer bir okur elini uzatıp almıyorsa o gazeteleri yönetenler şöyle bir düşünsünler biz nerede yanlış yapıyoruz diye. Evet Atatürk Havalimanı bugün bugünlerde yıkımına başlanmasıyla ne yazık ki gündemde bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sert bir tepki gösterdi. 16 milyon insana bunu nasıl sormazsınız? Siz 85 milyon vatandaşımıza burada ne yapacağınızı nasıl sormazsınız? Kimsiniz siz? Günün sonunda bir avuç insansınız. Biz size 85 milyondan bahsediyoruz. Biz size biz size 16 milyon insanımızdan bahsediyoruz. Biz hala o 6 Mayıs gecesi ceketimizi çıkardığımız, kollarımızı sıvadığımız yerdeyiz. İstanbul'da hiç kimse bu ihanetlere sessiz kalınacak bir dönem olduğunu asla düşünmesin. İstanbul o geçmişte bir kişi ne derse o olur. Bir kişinin kanaati neyse o olur. Dönemi bitti. Bay bay bitti o. İstanbul'da bitti. Yarın Türkiye'de de bitecek iğrenç bir haberle devam edeceğiz. Sinir bozan bir haber sevgili seyirciler. Birkaç açıdan da e, sinir bozuyor. İsterseniz bakalım birlikte. 9 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismardan yargılanan imam mahkemede savunma yapıyor. Şu savunmaya bakar mısınız? 15 Temmuz'da sela okudum diyor. Nereye gönderme yapıyor yani? O sahte kahramanlar oluşturdular ya sevgili seyirciler. Sahte kahramanlar çıktı. Yani 15 Temmuz'da sela okuduysan ne diyecek mahkeme? Sırtını mı sıvazlayacak senin? Aa tamam o zaman olabilir mi denecek? O zaman sen 15 Temmuz kahramanısın. Bu tarz şeyler yapabilirsin mi diyecek mahkeme? Nasıl karar verecek? E, zaten o baştaki cümleyi okumak istemiyorum. O cinsel istismar, bir çocuk sevgi seyirciler, çocuktan bahsediyoruz. Burası zaten iğrenç. Sonra bununla suçlanan, yargılanan kişi imam. İşin bu da ayrı bir boyutu, ikinci boyutu. Bir imam. Üçüncü boyutuysa bu imamın bu iğrençlikle alakalı, bu iddia ile alakalı yaptığı savunma. 15 Temmuz'da sela okudum diyor. Çok şey söylenir mi? Çok şey söylenir. Ama bir şeyler söyledikten sonra tabi biraz sinirle de ağzımızdan çıkanı kulağımız duymayabilir. O yüzden susmakta fayda var. Şimdi bütün kurumlar tabi ülkedeki, Türkiye'deki bütün kurumların içi boşaltıldığı, bir şekilde usulsüzlüklere e, araç yapıldığı için elinize attığınız, uzattığınız, şöyle birazcık araştırdığınız her yerden sevgili seyirciler usulsüzlük çıkıyor. Bakın PTT ile ilgili bir haber. Son 2 yıllık zararı 1 milyar 959 milyon TL'ye ulaşmasına karşın PTT Genel Müdürlüğüne ait 110 makam aracının tükettiği akaryakıt miktarının 2021 yılında 2020'ye kıyasla %82 artarak 64.516 litreden 117.742 litreye çıkması meclis gündemine taşınmış 23 derecenin haberinden aktarmış olalım. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Cuma sabahı Türkiye saatiyle 9'da yine bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.